kurumsallaşma haline getiriliyor. Bununla ilgili kitaplar çıkıyor, dergiler çıkıyor ve aynı zamanda görüyoruz ki 2008 itibariyle ahlaksızlığı tescilli, tarihle falan alakası olmayan müptezel tipler. Müptezel yani eli kalem tutan şeyler, meczuplar, köşe yazarı falan yapılarak tarih adı altında bu toplumun özellikle gençlerine ve çocuklarına zehir saçmaya başladı. Ben 2008 itibariyle gençliğe hitabenin bana verdiği yetkiye dayanarak ve gençliğe hitap eden aldığım yetkiyle, görevle bunu bir boynumun borcu olarak hissettim. Ve 2008 itibariyle Mustafa Kemal'e dair, onun özel hayatına dair her ne varsa okulup incelemeye başladım. 2000 civarında bu 10 senede 2000 civarında kitap, belgesel, anı, efendime söyleyeyim tanık dinletisi, üniversite, akademik çalışma, tezler, raporlar, gazete küpürleri, bulabildiğim her şeyi araştırdım ve kabaca 7000 sayfa özet çıkardım. Ve son 2 yılda da bunu bu kitap haline getirdim. Bunu yaparken bütün samimiyetimle şuna çok dikkat ettim. Hiçbir otosansür uygulamadım. Çarpıtmadım, eğmedim, bükmedim. Neyse o. Somut bir şekilde bunu verdim ve bu boşluğun özellikle gençler tarafından ilgiyle karşılaşacağından emindim. Bu yüzden bu projeye inanan ve destek veren benim Çağdaş Kuvayi Milliye dediğim Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon'la bir araya geldiğimizde onlar benden fazla bu projeye inandılar ve bunu biz bir kitap olarak hazırlamadık aslında. Bunu bir proje olarak hazırladık ve aslında toplumdaki göreceği tepkiyi önceden tahmin ettiğimiz için ilk baskısını bile 500 bin adet yapmıştık. Ve bunu sadece bununla bırakmamaya karar verdik. Çok kapsamlı bir şey hazırladık, proje. Burada tekrar ben gerçekten Kırmızı Kedi'ye teşekkür ederim. Çünkü elini taşın altına koydu ve servet denenebilecek miktarlar aslında şu anda bu kitap için harcanıyor. Yani sadece kağıt gideri bile, Haluk utanır ama ben söyleyeyim, 4-5 milyon lira civarında bir yatırım gerekiyor. Ve bunu biz bir kitap olarak düşünmedik. Bu kitap yetişkinler için yazıldı şu gördüğünüz. Ama bizim asıl hedef kitlemiz çocuklar. Bu yüzden 3-7 yaş grubu çocuklarımız için fotoğraflı ve resimli okul öncesi anaokulu çocuklarımız için 10 ciltlik Mustafa Kemal hazırlıyoruz. Yılbaşı itibariyle çıkacak. Çocuklarımız için Mustafa Kemal belki de tarihte ilk kez arkadaş olarak benimsenecek. İlk öğretim öğrencileri için 8-14 yaş grubu çocuklarımız için okumayı yeni söken ve okuyan çocuklarımız için onların okuma, anlama, kavrama seviyelerinde ilk öğretim kitabı çıkarıyoruz. Onu da sömestrede çıkaracağız. Sadece bununla da bırakmıyoruz. Vaktinizi alıyorum Murat abi ama. Sadece bununla da bırakmıyoruz. Dün itibariyle mesela Azerbaycan'ın en büyük yayın evi TEAS'la, Kırmızı Kedi aracılığıyla bir sözleşme imzaladık. Mustafa Kemal kitabı Cumhuriyet tarihinde ilk kez Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İngilizce, Almanca, Çince basılacak. Haluk'la son konuşmamızda Arapçayı da buna muhtemelen ekleyeceğiz. Ve bunu bu ilgili ülkelerde de yayınlanmasını ve bulunmasını sağlayacağız. Dün itibariyle Azerbaycan'ın işte en büyük yayın eviyle yaptığımız anlaşma çerçevesinde kitap Azerbaycan'da Azerbaycan Türkçesiyle yayınlanacak.
Rusya, Ukrayna ve Türk Cumhuriyetlerinde, yani işte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan vesaire, ortak dilleri Rusça ile yayınlanacak. Herhalde bugün yarın Çin'le ilgili benzer bir müjdeyi topluma vereceğiz. Mustafa Kemal kitabını dünyanın her yerinde herkes kendi dilinde okuyabilecek. Bunun için hem kendi imkanlarımızı hem Kırmızı Kedi bütün imkanlarını seferber ediyor. Sadece bununla da bırakmayacağız. Bu çocuk kitapları ile ilgili meselemiz tamamlanır tamamlanmaz yılbaşı itibariyle. Tabii Uğur abimin de içinde bulunduğu bir projeyle bu kitabı belgesel haline getiriyoruz. 100 muhtemelen 150 Atatürkçünün seslendireceği görüntülü ve fotoğraflı bir halde muhtemelen 120 dakikalık bir belgesel haline getireceğiz. Bunu isteyen herkes CD olarak saklayabilecek, bilgisayarında saklayabilecek. Ama tabii asıl hedefimiz bunu internete yükleyip dünyanın her yerinde internet ortamında izlenmesini sağlayacağız. Ve sadece bununla da kalmayacağız. Bunu da buradan hakikaten onunla söylüyorum. Mustafa Kemal kitabı için 1881 adet numaralı özel koleksiyon baskısı yapıyoruz. Şimdi numaralı özel koleksiyon baskı deyince benzerlerinden zannediliyor. Öyle değil. Sürprizi kaçmasın diye söylemiyorum. Muhtemelen Aralık gibi bunu hazırlayacağız. Size söyleyebileceğim sadece şudur. Biz bu kitabı bu toprakları vatan bilen her ailenin kütüphanesine, okuma yazmayı söken her çocuğumuzun okul çantasına, umudumuz olarak dünyaya gelen her bebeğimizin kundağına koymaya kararlıyız. Bu yüzden bu koleksiyon baskısını da dünya tarihinde hiçbir lidere nasip olmamış şekilde hazırlıyoruz. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Biz İzmir Marşı'nda diyoruz ki, yaşa Mustafa Kemal Paşa, adın yazılacak mücevher taşa. Biz... Sürprizi kaçmasın diye söylemiyorum ama biz dünya tarihinde sadece Mustafa Kemal'e nasip olacak bir şey yapıyoruz. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Biz Mustafa Kemal'in adını bu özel baskıda mücevher taşa yazacağız. Sevgili seyirciler, ekranlarını yeni açan değerli izleyicilerimiz için bir kez daha belirteyim. Halk Arenası'nı, sezonun ilk programını her faninin yaşamında mutlaka görmesi gereken kent olan güzel Eskişehir'de gerçekleştiriyoruz. Ve bir salon rekoruyla Atatürk Kültür ve Kongre Sarayı'ndan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yılmaz'ın işaret ettiği çok önemli bir tarih var. 2008 yılı. Hakikaten Türkiye'de FETÖ kumpas davaları almış başını gidiyor. Bir korku imparatorluğu yaratılmış. İftiralar atılıyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri çökertilme sürecine sokulmuş. Affedersiniz. Büyük Önder Atatürk'le ilgili güya Atatürk'ü anlatan, yani Yılmaz'ın ifade ettiği tarzda, Atatürk de insandı, onun da olumlu olumsuz tarafları olabilir. Gayet tabii olabilir. Biraz da bu taraflarını tabii bilelim gayretleri
yavaştan yavaştan hız kazanıyor. Yani emperyalizmin ve onun taşeronu olan FETÖ'nün amacı Türkiye'de inanılacak, güvenilecek değer bırakmamak. Evet. En başta Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tahrip etmek, evet, yıkmak. O arada adını sevgiyle, saygıyla, minnetle, rahmetle anacağımız bir isim çok büyük gayret göstermişti. Gerçek Atatürk'ü anlatabilmek için rahmetli Turgut Özakman. Nur içinde yatsın.